Kamerayı elimle sarılmasam baksana böyle oluyor. Evet, şöyle bir manzarayı alalım. 360 derece İstanbul. Şuradan başlayalım, Boğaz Köprüsü'nün sınırından. Şöyle alalım. Bu taraf Göztepe, Kadıköy şurası. Şöyle. Hatta yanlış, Kadıköy şu taraf. Bu taraf Kadıköy. Korkudan elim ayağım titriyor. Bunlar da diğer vericiler, şu Star. Evet, çekimimize ara verelim. Ondan sonra yukarıya çıkıp devam. Evet Özcan abi, al sana splitter, bacağım gibi. Splitterların resmini istiyordum. Ama şu anda acayip rüzgar var. Yarım metre sallanıyorum. Korkudan altıma yapmak üzereyim. Ve yeryüzünden ne kadar yükseğe bir bak. Sen gerçi biliyorsun. Aşağısı gözükmüyor. Arkamda herhangi bir emniyet de yok. Yalnız yayınlarımı keselim, ne yapalım? Herhangi bir şey gözükmüyor herhalde. Heykelleri falan sağlam görünüyor. Buradan gördüğümü aktarıyorum. Her an aşağı düşebilirim bu arada. Hemen aşağısı uçurum. Arkamda destek yok, o yüzden duracak bir yer de yok. Burada da herhangi bir şey gözükmüyor. Bunlar bizim antenler değil ama. Allah! Direkt sallan. Özcan abi, ben zaten çıkamayacağım. Hayatımda yaptığım en çılgın şey. Ben bir kamışta duruyorum. Baksana. Senin araba Özcan abi.
öyle gözüküyor. Bir yer çıktı. Durumu. Göstermeye çalışacağım. Çok fena sallanıyor. Rüzgar fazla sallanıyor. Yani alabildiğim kadar görüntü alacağım. RF yüzünden bir elimde de kamerayı sarmak zorundayım. Diğer elim. İki elimde tutmak zorundayım. Bıraktığım zaman RF oluyor lan. RF'ten etkileniyor cihaz. Radyo frekansı mahvediyor. Herhangi bir şeyi görmüyorum. Gayet izoleler normal, her şey normal. Antenlerin durumu dersen normal görünüyor. Anten soketleri. Tabi birileri bu yayını yapmak zorunda. Yoksa kimse televizyon seyredemez. Radyo dinleyemez. Öyle değil mi? Evet, ara veriyorum. Biraz daha yukarı çıkacağım. Evet, biraz daha yukarı çıktım. Şu anda. Az kaldı zaten. Yerleri var bak. Görüyor musun? 2 metre ayrı ayrı farklı farklı yerlere hareket ediyor. Çünkü burayla bura ayrı yerler. Titanik gibi kollarımı açacağım. Rüzgarı duyuyorsunuzdur herhalde. Boğaz Köprüsü buradan nasıl görüküyor bakalım. Evet, gayet normal görüküyor. Gözüküyor diyelim biz. Nerede lan Boğaz Köprüsü'nü kaybettim. Boğaziçi Köprüsü. Bazı direkleri tepeden görüyorum bak. Mesela şu arkadaş. Direğin tepesini görüyorum. Allah! Yarımsız, yarım metre sallanıyor bu direk. İmdat! Aşağıdakiler! Aşağıda birileri var. İmdat! Karınca gibi duruyorlar baksana. Ayağımla bastığım yere bak. Son merdiven. Son basamak. Buradan duduluyup çekelim. Radyasyon var ya.
veriyor. Direğin tepesine kaset çıkarıp takıyorum ya, saçma oluyor. Burası tepe üstü. Direkt felaket sallanıyor. Aşağı doğru da eğilip eğilip geri geliyorum. Eyvah! Deprem oluyor galiba. İmdat! Saçma geliyor. Ama böyle çıkın da benim gibi konuşmadan durun bana. Diğerse de. Aha dudum da bir saniye. Aha çok uzun bir konu. Bak posta o gibi görüntü görüyorsunuz mu? Kim cesaret edin bu görüntü alabilir mi? Kimse. Deliler çeker ancak böyle görüntüleri. Rüzgarın şiddeti var ya, neredeyse 200 paylaşamadığınız tüm topraklar burada ayağımın altında. Ben hepsine bir seferde bakıyorum. Burası otoban. Şöyle Üsküdar'a doğru otobandan az sonra tünele giriyorsun. Bakalım bu T5 ne durumda. Elbisem kafamın üstüne kadar çıktı sırtımdan var ya, rüzgardan. Daha hala sitara baksana Hüseyin.